mesela kayyumlar geldikten sonra ilk kapatılan yerler kadın birimlerimiz oldu, biliyorsunuz kadın kurumlarımız oldu. Kadınlar üzerinde ciddi bir baskı ve mobbing uygulamaya başladılar. Bu hem psikolojik baskı olarak hem de bizzat böyle sözlü taciz, mobbinglerle yıldırmaya çalıştılar kadın arkadaşlarımızı. Tabii ki de sendikalı kadınlar olarak tüm bunların karşısındayız. Mücadelemizi devam ettiriyoruz ve mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Vazgeçmiyoruz. Vazgeçmeye de niyetimiz yok. Bir diğer konu kayyum politikalarının zaten eş başkanlığa geldiğini hepimiz biliyoruz. Eş başkanlık sistemine karşı geldiğini biliyoruz. Çünkü kadın mücadelesinden korkuyorlar. Çünkü kadınlardan korkuyorlar. Kadınların herhangi bir siyasette aktif rol almasından korkuyorlar. Çünkü neden? Kendileri kurnaz bir eril sisteme sahip olduğu için kadınlarla mücadele etmek onları ürkütüyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama ben de burada şunu söylemek istiyorum, yani biz kurnaz eril sistem zihniyetiyle asla barışmadık, asla uzlaşmadık. Barışmaya da uzlaşmaya da niyetimiz yok bu çerçeveler altında. Tüm kadın arkadaşlarımızı alanlarda bir arada olmak isteriz. Hep beraber olmak isteriz. Birinci temennim bu yöndedir. Biliyorsunuz dünya genelinde, Jinnamina'dan sonra dünya genelinde artık bilinen bir slogan oldu. Onu bir kere daha tüm alanda hep beraber haykıralım Jinjianaza diye. En büyük şeyimiz, temennimiz hep beraber olmamız, bir arada olmamız. Yıllarda şunu fark ediyoruz, yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair söylemlerin kamusal alan içerisinde giderek yaygınlaştı. Aslında bu söylemi iktidarlar oluşturuyorlar ya da iktidar odakları ya da iktidar yapılanmaları oluşturuyorlar. Ve bu söylemler aslında her kurumsal yapıda hem her kamusal alan içerisinde birer politikaya dönüşüyor. Nedir işte bu son dönemde çıkan söylemler? İşte makbul kadın anlayışı, evde oturan, yemek yapan, çocuk bakan. Yani kadının aslında kamusal alan içerisinde olmaması gerektiğini söyleyen, kadının yerinin de özel alan içerisinde konumlandığını söyleyen bir anlayış maalesef ki kadının kamusal alan içerisindeki görünürlüğüne darbe vuracak şekilde politikalar oluşturulmasını da yolunu açıyor. Şimdi bizler evet sorunlar var fakat mücadele etmekten asla vazgeçmiyoruz. 8 Mart bu nedenle bu direnişi büyütmek aslında bugün erkek egemen sisteme karşı alternatif bir sistem oluşturmanın yollarını açan günlerden birinin de aslında 8 Mart'ta kadınların bir araya gelmesi gerektiğini olduğunu düşünüyoruz. Yani bugün İran'da kadın öncülüğünde başlayan bir devrimsel hareket yaşandı. Yani bütün dünyayı etkileyen Jinjian Azadi sloganı bugün dünyadaki bütün kadınların örnek aldığı bir slogana dönüştü. Dolayısıyla kadının yaratacağı bir değişimin sinyalleri veriliyor. Bunları iyi okumak gerekiyor. 8 Mart'ta istasyon meydanında saat 11 ve 17 arasında AMED'de bir miting gerçekleştirilecek. Bütün kadın arkadaşlarımızı bu mitingde emeğimize, bedenimize, kimliğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Mücadelede kararlıyız, özgürlükte de ısrarcı olduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyoruz. 8 Mart gerçekten biz kadınlar için çok önemli. Hem ev içindeki emeklerimiz hem de ev dışındaki emeklerimizin görünür kılınması için bize bir alan tanıyor 8 Mart. Kadınların 8 Mart'ta alanlara coşkulu olması, alanlara katılım sergilemesi hepimizin istediği bir durum. Ama maalesef ki bu durum ve sayımızın günden güne artması da iktidarın kadına karşı eril zihniyetteki davranışlarda bulunmasının önüne geçmiyor. En basitinden İstanbul'da geçen günlerde karşılaştığımız yine 8 Mart kapsamındaki etkinliklerde maalesef kadınlar gözaltına alındı ve kadınlara gözaltı süresi boyunca istenmeyen işkenceye varacak müdahalelerde bulunuldu. Bu aslında iktidarın kadınlara karşı nasıl davrandığının en önemli örneği olarak karşımıza çıkıyor. Kadınların alanlarda olması, kadınların her daim kendini göstermesi 8 Mart'ın gücüne güç katıyor tabii ki de.